geliyor, kurt geliyor. Mert'in bir tane videosu var. Rusya'da üniversite hayatı, öğrenci evi baskını gibisin. Herkese dobro utro arkadaşlar. Bugün size Rusya'da öğrenci olarak bir günüm nasıl geçiyor? Bunu göstere geçeyim. Merak ediyor musunuz? Onu anlayamadım. Onu göster geçin dedi. This is my room. It's kind of messy, but it's okay. Keep my food. This look at this view. It's beautiful. There's a place where I'm studying. There's a place where I'm sleeping. And there's a place where I keep my stuff. That's it, guys. O da çok küçük. Burası banyo. Burası da tuvalet. Burası da mutfak. Ortak yurt mutfak. Burası yurt değil evet. mi? Apart burası. Yurt yurt. Üniversitenin yurtu. Davay şimdi çıkalım. Aa, davay davay. Davay. Bugün sizlere Rusya'da öğrenci olarak bir gün geçirmenin nasıl bir şey olduğunu göstereceğiz ve nasıl bir hissiyata sahip olabileceksiniz, onu göreceksiniz. Şimdi yanımızda Myanmarlı bir dostumuz. Hello, how are you? I'm fine. What's your name? My name is Somilday. How did you decide to come here as a student? Oğlum bu ne? Tuğla muğla daha yapılmamış mı? Very high education and... Do you like it? You already speak Russian. Yes. Perfect, thank you so much. See you. See you. Myanmarlı kardeşimiz şu anda çoraplarını kurutmuş. Burada da güzel bir söz görüyorum. Savaş barıştır, özgürlük kölelik, cehaletse güç. Şimdi yurt binasından çıktık. Hatta yurt binaları zaten şöyle görüyorsunuz. Şu oğlum dışarıdan ne güzel duruyor da içi hiç böyle değildi, inşaat gibi. Şekilde bir sürü bina var burada. Şu anda St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nin bir kampüsündeyiz ve Petergof diye bir yerdeyiz. St. Petersburg merkeze 1 saat kadar uzağız. Biraz şehrin dışında diyebilirim. Zaten St. Petersburg olarak geçmiyor burası. Leningrad bölgesinin bir semti olarak geçiyor. You just woke up. Are you hungry? Evet, çok. Okay. Ya şimdi 5 dakika önce uyanmadım. Bir öğrencinin bir gününü betimlediğimiz için şu anda bir öğrenci Rusya'da bir gün boyunca ne yapar? Bunu aslında göstermek amacımız. O yüzden de şimdi what do you eat usually here? Actually we buy something like in this market. Some food that you can like quickly cook and blah blah blah. And also we have this like a cafe. Burada da böyle biraz daha tabldot tarzı işte ev yemeklerini yiyebilirsiniz. Cenz bir yer varmış. Öğrenci işi yani tam olarak. So students are coming to eat. Atlı atlı geçeriz. Here. Yeah. Because it's cheap. Fiyatlara also. Bakacağım, yeah, yatlayacağım. Cheap. But it's close. Of course it's close. 5:30. Yes. Okay. Because you wake up Apanmış. Really late. Yes. Az önce baktığımız yer kapalıydı. What can be an alternative to that place? Shawarma maybe. Shawarma? Shawarma, yeah. Really? In St. Petersburg we call it shawarma, but in Moscow it only calls shawarma. Moskova ile St. Petersburg arasında böyle bir şey varmış. Aynı bizim İzmir'de çiğdem çekirdek muhabbeti gibi muhtemelen. Adamlar so, I have to say shawarma diye. Shawarma. Buraya gelirseniz St. Petersburg'da shawarma. Tüm dünyada öyle bu arada. Eğer shawarma derseniz dövüyorlar. This is 24 hours open, I think. Yes. Size bir de böyle öğrenci olarak burada yaşarsanız yurdunuzun içinde bulunan 24 saat açık olan bir markette bulabileceğiniz fiyatları da göstermek istiyorum ben. Bu arada etraf çok kalabalık değil yaz olduğundan dolayı sanırım. It's not really crowded. Maybe it's because universities are closed right yeah, now, right? Yeah, of course. It's... Not too many students living here because expensive. How much is it like? It's like 200 rubles. $2, something like that. Öğrenci dostu bir dolap. Bir de şurada makarnalar var. Şöyle 1 dolar civarı yine makarnalar. Bir de yumurta, eggs. How to learn? It would be nice actually. Müzikten telif yemezsek Flash TV'den telif. Flash TV'den gelecek ya. Tabii. Dışarıda bir girelim bence. Bence İçeriden de. Şöyle köşelerde laptopunuzu açıp veya bakın amca orada yapmış aynen dediğim şeyi. Güzel anlıyorum. Kendi okumak istediği kitabı açmış, kahvesini koymuş. Mis gibi bak burada tatlılar falan da var. Takılıyorlar yani. Daha devamı var. Daha sana makarna yaptırdım. İlk videoya başladığımızda bu iki arkadaşın ama yüzünde güller açıyordu. Ama eğitimi çok iyiymiş abi. Rusya'daki çoğu üniversite. Neymiş üniversitenin adı? Petersburg. Evet, Petersburg. Natasha'nın soradığı. Natasha'nın kan şekeri düştü. Bu ne ya? Aslan ufak bir kediye dönüştü. Ne oldu lan? Bu arkadaşlar video başladığında beyazlar. Maşallah. Ya güzel de hani yani çok abartı ekstra güzel de değil yani şimdi. Tatlı. Yani normal güzellikte. Hadi yüzü düzgün. Bir kız yani.
Vallahi helal olsun. Hiçbir şey demiyorum yani. Sen... Kız doğal bir kız. Sana, size o yüzden doğallığı hoşunuza gitmiş olabilir. Anladın mı? Abartı, makyaj bir şey yok ya. Yani doğallıktan belki şey yapmıştır. Rusya'da ben sana söyleyeyim. Ben başka bir video bulayım. Bu kızı unutursun yani şu an. Başka bir video açsam. Bak diyor ki yenge menge. Hay sokacağım şimdi. Tövbe estağfurullah. Zaten olsa yaparım da. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Kardeşim bir kapat çenen artık ya. Vallahi yeter ya. Her sohbette muhabbette. Meseleniz yapılacak iş değil yani. Vallahi. Ama hakikaten doğru tespit. Sevmezsen yapabileceğin bir iş kesinlikle değil. Full time artı amacımız bu. Yani bu açıkçası biz öğrenciyiz diye bize çok lüks gibi gelmiyor ama lükstür herhalde yani. Peki mesela şöyle bir salçalı makarnanın maliyeti sana ne oluyor? İşte ortalama makarnanın paketi 40-50 ruble diyelim. Salçanın işte bir k***dan çok fazla imkan var. Bu ev güzelmiş. Dersleri olsun. Kız burada güzelleşti bu arada. Direkt pratikte staj imkanları olsun ve... Staj imkanları derken Burak, mesela bir öğrenci buraya geldi. Yurt evi değil. Yurt evi değil de olamaz zaten. Burası yurt evi değil. Çocuğun evi burası. Üçüncü senesinde veya buna imkan sağlayan büyük bir firma var mıdır? Net bir şekilde nefes imkan içiyorlar. Sağlayan direkt okulun kendisi var. Okulun bağlı şuna olduğu lan. Firmalar var. Türk şirketler burada inşaat onlar şirketleri, yazılım şirketleri bu konuda çok fazla destek. Siz denklik vereceğini söylüyor. Ancak eğer üniversite ise o zaman YKS şartı gün hakikaten nasıl geçer? Sabahından hazırlık fakültesini bitirmemizi istiyorlar. Mesela bazı burada bazı arkadaşlar var mesela kulakları şiş. Onu gördüğünüz zaman hiç girmeyin o topa. Okumakla ilgili üniversite çok güzel bir... Ya güzel de hani yurt dışında okumaya kalksan Rusya'da okur musun? Ben Rusya'yı çok sevmedim evet. Ki ya hiç. Yani onu o tartışma konusu. Ya yurt dışıysa Rusya mı orası? Çünkü hani onlar da buraya gelmek istiyorlar bence. Tabii canım. Kıbrıs falan varken. Rus bilemiyorum da. Mami bir tane video gönderdim. Bu ne? İzleyicimizin çocuğu mu? Evet evet. Ona bakalım. Yusuf. Bir daha söyleyelim. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Kır Yusuf, onu da kır Yusuf, at onların hepsini, al baban alır nasılsa. Yine devamını öğretmemişler ya. Hasan sen salak mısın? Çocuğa, küçük çocuğa devamını nasıl öğretsinler? Allah Allah. Ne olsun istiyorsun? Maşallah izleyicimiz. Maşallah. Sizin çocuğu Yusuf'a çok selam olsun buradan. Yusuf'cum. Yavru kurt. Sen de atmıştın, ona niye bakılmadı? Gelmedi senin bir şey attın. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.